Osmanlı Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir yanımızda. Hocam yükselen bir Osmanlı Spor performansı var. 4 maçtır mağlup olmuyor. Ve sizin döneminizde sadece tek mağlubiyet aldı Osmanlı Spor. Adana Spor maçı nasıl geçer? Bir de Keçiören Gücü maçında bir şanssızlık yaşadı Osmanlı Spor. Galibiyeti kaçıran taraftı. Sizin değerlendirmelerinizi alalım. O zaman geçen haftadan başlayayım. Keçiören Gücü maçı hakikaten zor bir maçtı. Çünkü benim çok beğendiğim bir takım, bir kere bunu söyleyeyim. Hocasıyla, oyuncularıyla, oynadıkları oyunla çok beğendiğim bir takım hakikaten. İyi oynuyorlar. Muta geriden başlayarak pas oyunu çok iyi oynuyorlardı. Onlara karşı zorlandık. Bir hafta önce kendi rakibimiz şu anda alt sıralarda yarıştığımız Boluspor'u deplasmanda iyi bir skorla yemiştik ama onu Keçiören Gücü'ne karşı yapamadık. Çünkü hakikaten iyi oynadılar. Ona rağmen de yine 2-3 tane pozisyonumuz var ama onların da var. Biraz dengeli oldu. Son 20 dakika 10 kişi kalmamız birazcık daha bizi sıkıntıya sokabilirdi. Ama öyle veya böyle bir puanla ayrıldık. Fena da bir maç olmadı aslında. Tam istediğimiz gibi olmamakla beraber. Bununla alakalı hocam Ozan, Keçiören Gücü playoff'a zorlayabilir mi? Girebilir mi playoff'a? Ben çok isterim. Şehrimizin takımı girsin. Ki hak ediyor da bana göre. Bu zamana kadar olan zaman dilimini de söyleyeyim. Onlar kadar iyi oynayan, takım oyununu oynayan çok nadir bir iki takım var veya yok. Çünkü bu sene ben takımların çok iyi olmadığını, hafta hafta çok değişkenlik gösterdiklerini görüyorum. Biz bu süre zarfında geldiğimizden beri 6 maçta evet bir maç mağlup olduk. Bir şeyleri doğru yapmaya başladık. Özellikle takım savunmasını. Ama işte futbolda bu zordur. Hem takım savunmasını hem doğru yapıp hem de hücumsal anlamda zenginleştirmek zordur. Şu anda biz belli bir bölümü yaptık. Öbür türlüsünü de yapmaya çalışıyor arkadaşlarımız ama burada da işte o hücumsal zenginliği geliştirebilmemiz için birazcık daha farklı oyunculara da ihtiyaç var. Ama bizim şu anda takımımız bu. Genç oyuncularımız da. Birincilikte tecrübesi olan 3-4 tane oyuncumuzla yolumuza devam edeceğiz. Çok da büyük keyif duyuyorum bu oyuncularımızla çalışmaktan, bu oyuncularımızla aynı yolda gitmekten emin olun ki. Çünkü çok keyifli bir takım. Sadece bizim için önemli olan skor kısmını alabilmek. Şu ana kadar evet 6 maçta bir mağlubiyet aldık belki ama 1-2 tane daha galip gelebilirdik. Balıkesir'i galip bitirebilirdik mesela. Ümraniye'de hakem tarafından biraz sıkıntıya uğradık. Orada puanla dönebilirdik, yenilmeyebilirdik de. Ama lig zor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bizler genç, dinamik bir ekibiz. Biz inşallah üzerimize düşeni biraz fazlasıyla yapıp bu sene, önümüzdeki sene aynı ligde olmayı en kötü ihtimalle istiyoruz. Peki hocam, Adana Spor galibiyetiyle, yani bir galibiyet gelirse bir kopma yaşanır mı? Düşme potasından artık tamamen uzaklaştı diyebilir miyiz? Gelecek bir galibiyetle. Yok, bitmez. Çünkü lig çok değişken. İşte Boluspor gitti, Adana Demir 2-0 mağlupken son 2 dakikada puan çıkartabildi oradan. Dolayısıyla hiçbir zaman bitmez. Ama rahatlarız. Ya bizim takımda birazcık daha rahatlığı adında çok daha farklı bir oyun sergileyecektir. Ama bu iş hemen hemen son haftalara kadar gider diye düşünüyorum ben. Başarılar hocam, sağ olun. Evet, Mertan Öztürk'le beraberiz. Mertan, Osmanlı Spor'un yükselen bir performansı var. Son 4 maçtır mağlup olmadı. Biz de zamanlama olarak şimdi röportaj yapalım dedik. Senin de ligde 5 golün bulunuyor. Hem kendi kariyer hedefin bakımından bu seneki performansını değerlendirelim. Hem de Osmanlı Spor'un bu iyi gidişatını seninle bir konuşalım. Hoca değişikliğinden sonra bir takımımızda bir kenetlenme, bir bütünlük oldu. İsmet hocamızla birlikte. Geldiğinden beri sadece bir maç kaybettik. Bu bizim için avantajdı ve son haftalarda gol yemeden bitirdiğimiz maç sayısı da fazlalaştı. Geçen hafta 3 puan aldık, bu hafta 1 puan aldık. Şimdi Adana'ya da gideceğiz. Oradan da puan ya da puanlar alırsak kendimizi biraz daha yukarıya atma konusunda daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Takım olarak bir kenetlenme söz konusu oldu. Eksik yaptığımız şeyler vardı. İlk yarıda oynadığımız maçlarda bunları düzelttik. Bunların üstüne gittik. Daha fazla çalıştık. Sonunda meyvesini aldığımızı düşünüyorum. Daha iyi olabilir miyiz? Bence daha iyi olacağız. Yerimiz buralar değil. Daha yukarılara doğru tırmanacağımızı düşünüyorum. Peki belli bir gol hedefin var mı? Bu sene çift taneli sayılara ulaşmak hedefim. Geçtiğimiz sezonlarda 8 bandında, 7-8 bandında kalmıştım. Bunu çift tanelere ulaştırmak istiyorum. Takımla birlikte
başarılı olursak, yani benim gol atmamdan önce takım olarak galip gelmemiz, puanlar toplamamız şu an için ilk olarak hedefim diyebilirim. Barış Seren'le beraberiz şimdi de. Barış, Keçiören Gücü maçında sonradan oyuna girdin. İyi bir performans gösterdin. Ama takım olarak o gün Osmanlıspor biraz şanssızdı. Aslında galibiyete daha yakın tarafta diyebilir miyiz? Ya takım olarak bence istediğimiz oyunu oynayamadık. Ama ben yani hocamızla beraber bu yani gidişatı daha iyi yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü takım olarak da artık herkes kendini ne yapacağını biliyor. Bir oyun sistemimiz var artık. Ona göre bir şeyler olacak. İnşallah her şey daha iyiye gidecek. Bakacağız. Ligin ilk başına göre son 4 maçta da toparlanan bir Osmanlıspor var. Peki Adana Spor maçı nasıl geçer? Ve Osmanlıspor'un ligdeki konumu sence nasıl olur? Bence Osmanlıspor daha yüksek yerleri hak ediyor. Yani lig sıralaması bakımından. Ayrıca çok daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Bir de Adana Spor maçına yani takım olarak da çok iyi hazırlanacağız. Bu haftadan itibaren zaten bütün yoğunluğumuz ona. Daha çok düşme hattından çıkıp artık yükseklere doğru gitmek istiyoruz. Ahmet Eyüp Türkaslan'la beraberiz. Seninle daha önce röportaj yapmamıştık. Senin de yükselen bir performansın var Osmanlıspor'da. Kale emin ellerde diyebiliriz. Ve son 4 maçta da iyi bir performans sergiliyor Osmanlıspor. Adana Spor maçı nasıl geçer? Bir de Keçiören Gücü maçı değerlendirmesi alalım. Öncelikle teşekkür ederim düşünceleriniz için. Takım olarak bir yükselişte, iş performans olarak. Son 5 maçta 3 gol yedik, ikisi penaltıdan. Çok iyi mücadele ediyoruz, çok iyi defans yapıyoruz takım olarak. Keçiören maçı zor bir maç oldu. 75'te 10 kişi kaldık. Ona rağmen iyi mücadele ettik. Bir puan koparmasını bildik oradan. Bolu'yu da yenmiştik. 2 haftada 4 puan bizim için, genç takım için hem moral açısından hem de durumumuz açısından iyi bir durum oldu. Şimdi Adana Spor maçı zor maç olacak. Onlar için de bizim için de çok kritik, çok önemli bir maç. Oraya da gidip aynı şekilde mücadelemizi verip iyi niyetimizi gösterip inşallah puan ya da puanlarla dönüp bu işi sonuna kadar götürüp sonuna da ligde kalmak istiyoruz. Peki İsmet Hoca ile ne değişti Osmanlıspor'da? İsmet Hoca bize taktik açısından daha bir kolaylık sağladı. Yani nasıl söyleyeyim, takım olarak bu işin üstesinden geleceğimizi, bireysel değil, takım olarak var olursak, yani bir kişi değil, 9 kişi değil, 11 kişi, gerekirse 14 kişi, hatta bütün takım mücadele edersek bu işi başaracağımızı bize inandırdı. Biz de buna inandık, gördük. Gerek hazırlık maçlarında, gerek de hocayla oynadığımız 4 maçta ilk yarıdan. Son 2 maçta da olduğu gibi. Bunu gördük, inandık ve bunun da bize gerçekten reçet olacağını düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. Evet, Erdem Çetinkaya ile beraberiz. Erdem, kariyerinde bir Kızılcahamam ve Çayyolu Spor'da oynadığını biliyoruz. Evet. Çok koşan, çok baskı yapan, rakibi ısıran bir tarzın var. Seni ilk olarak kim keşfetti? Onunla başlayalım. Ya ben küçükken Kızılcahamam'da yaz okullarına gidiyordum. Oradan Kızılcahamam'daki hocam keşfetti, çağırdı. Ondan sonra Çayyolu'na gittim. Bayağı bir Kızılcahamam'da oynadıktan sonra 5 sene. Çayyolu'ndaki Recep Hoca var. Recep Hoca keşfetti, aldı beni. Ondan sonra 4 ay orada kaldıktan sonra Osmanlıspor'a geldim. Yani altyapıda oynadım. Kısa bir sakatlık geçirdim Arkadeli'den. Ondan sonra nasip, geldim direkt A takıma çıkarttılar. Öyle devam ediyoruz şu an. Peki ligdeki konumunuzu da bir değerlendirirsen. Ya ligdeki konumuz sıkıntı ama oradan çıkabileceğimize inanıyoruz hepimiz. Çıkacağız da. Bu hafta önemli bir maçımız var rakibimizle. Eğer o maçı yenersek Allah'ın izniyle yeneceğiz. Ondan sonra öbür maçlara daha hepsi final gibi maçlar. Bakalım neler olacak.